Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı. Ben Çağatay Tansel. Bırak Dağıtık Kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bayram haftasında Türkiye'de ama özellikle globalde piyasa etkileyecek büyük olaylar gerçekleşti. Sıcağı sıcağında sizlere bunları aktarmak için hemen bir bölüm çekelim dedik. Öncelikle güncel bir haberden başlayalım. IRS, Amerika Vergi Dairesi'nden bir haber geldi. Habere göre IRS vergi borcunu ödemeyen Amerika vatandaşların kripto para hesaplarına el koyabileceğini açıkladı. Bu biraz bizdeki bir kripto para haczi haberi olmuştu, size de daha önceden aktarmıştık. Ona benzer bir durum. Onun dışında asıl olayımıza geleceksek Bitcoin'de büyük bir düşüş gerçekleşti. Bunun etkilenen en önemlisi belki de Elon Musk'ın yeniden tweetleri oldu. Evet, Bitcoin'deki düşüş tabii Bitcoin amiral gemisi olduğu için diğer altcoin'leri de ezerek gidiyor. Orada düşüş olduğu zaman. Elon Musk'ın maalesef kripto para terminolojisinde baktığımızda pump and dump yapıyor aslında artık. Yani bu çok net. Çünkü işte Tesla'nın verdiği destek, Bitcoin kabul etmesi, Elon Musk'ın son birkaç aydır zaten aldığı pozisyon, kripto paralara ve Bitcoin'e verdiği destek, Dogecoin tarafı vesaire bunları topladığımız zaman değer artışlarının çok ciddi etkisi oluyordu. Şimdi bir taraftan yükseltti, bir taraftan da Bitcoin'in enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar var diyerek bütün o değerleri bir anda yerle eksan etti diyelim, yerle bir etti. Şimdi maalesef nereden tutsak elimizde kalır. İlk başta baktığımızda Bitcoin'in nasıl çalıştığı, nasıl bir mutabakat yapısı prosedürü olduğu, yani Proof of Work'tan bahsediyoruz. Ve bunun ne kadar enerji tüketimine sebep olduğu, bunların hepsi uzun zamandır bilinen ve konuşulan konular. Hani biraz şey gibi söyleyeyim, bizim futbol şeylerinde olur ya programlarda, yani EA teknik direktör sen bunu bilmiyor muydun gibi bir hale geldi olay maalesef. Yani bunu zaten baştan beri bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu. Bu geçerli bir mazeret olamaz. Kimse de onu satın almadı zaten gördüğümüz kadarıyla. Onun dışında devam etti. Dogecoin ile ilgili bazı yine tweetler attı. Yani Dogecoin'in Bitcoin'e göre çok daha işte hızlı olduğu, daha az enerji tükettiği, bu anlamda daha avantajlı olduğu vesaire gibi. Ancak içeriğine baktığınız zaman maalesef orada da çok ciddi bilgi yanlışları, eksikleri var. Ve bunlar da belli ki bilinçli şeyler. Şimdi bir taraftan şunu da mesela bir örnek olarak söyleyelim. Bitcoin'deki hash oranı düşüşleri, Çin'deki madencilerin, Bitcoin madencilerinin elektrik kesintilerinden dolayı etkilenmeleri ve hash oranının düşmesi vesaire daha önceden de konuştuğumuz şeylerdi. Ki bu bir ay kadar önce de yine böyle bir şey olmuştu ve Bitcoin'in değerinin ciddi bir şekilde düşmesine de sebep olmuştu aynı şekilde. Şu anda da mesela baktığımız zaman şeyler taşınma dönemine geçti. Çin'deki madenciler artık taşınıyor ve daha böyle hidroenerji kaynağına doğru gidiyorlar. Bu yönde haberler çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bugün ortaya çıkmış, yeni bir şekilde ortaya çıkıp da anlaşılmış bir konu değil. Yani böyle konular değil. Bunları bir mazeret olarak ortaya koymak maalesef hiç hoş olmadı. Bir taraftan da ben şunu düşünüyorum. Biz bütün bu Elon Musk konuları konuşulurken hep şunu söylüyorduk aslında hatırlarsan. Bir kişiden ki bu kişi ne kadar Musk gibi böyle çok popüler, belli alanlarda başarı sağlamış bir kişi olursa olsun. Bir kişiden bir piyasa bu kadar etkilenmeli mi? Yani bu doğru mudur? Bu zaten doğru soruydu. Zayıf noktasıydı piyasanın. Bunların ben uzun vadede bu tip olaylar oldukça yaşandıkça temizleneceğini, piyasanın daha olgunlaşıp güçleneceğini düşünüyorum. Biraz işte bunlar takke düştü, kel göründü hikayesi aslında. Elon Musk'ın hani kim olduğu, nasıl hareket ettiği daha öncesinde de tabii ki biliniyordu ama kripto piyasalar açısından, kripto para piyasaları açısından bazı şeyler yeni yeni yaşanıyor, görülüyor. Dolayısıyla bu çok tabii ki olumsuz bir şey ama uzun vadede eminim ki pozitife dönecektir. Dogecoin'in kurucusu Palmer'dan da, Jackson Palmer'dan da bir tweet geldi. Bu SNL programından sonraki zamanda oldu bu. Palmer, Elon Musk'ı kendini beğenmiş bir dolandırıcı olarak tweetine nitelendirdi ve bu fikrini bir dakika boyunca Twitter üzerine tutacağını, daha sonra tweetini sileceğini söyleyip gerçekten de böyle yaptı. Yani en hafif tabiriyle şunu söylemek lazım. Dolandırıcı belki bilmiyoruz ya yani ağır bir kelime olarak şu anda kalabilir. Biraz daha işin içinde olmak lazım aslında. Ama şu anlamda söylüyorum yani şunun için söyledim. Tam olarak birebir de tanımıyoruz bu insanı. Hangi motivasyonlarla neden nasıl böyle hareket ediyor belli bir zaman sonra daha iyi etüt edip görebiliyoruz. Ama tam olarak ilk başta hani neyi amaçladığını birebir yakında olmadığımız için hiç biz de bilmiyoruz kimse de bilmiyor. Ama şöyle bir durum var. En basit tabirle. Yani hani umursamaz bir insan. O profil belli. Çünkü bu kadar etki alanı varken, bu kadar etki edebiliyorken
bu gücü, bu etkiyi böyle kullanmak umursamazlık zaten. Bu çok net. Yani umarım Palmer'ın dediği kadar öyle dolandırıcılık anlamında bir yere gitmez konu kendi içinde. Çünkü o farklı şeyler olur. Dalga dalga sonuçlar olur. Çok öyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama umursamaz olup bu yönde zarar verdiği kesin, uzun vadede gittikçe piyasa bunları gördükçe kendini arındıracaktır. Bir başka konuda Bitcoin'in dominansında bir düşüş gerçekleşti. Dominansı %40'ın altlarına düştü. Bu da uzun süre sonra gerçekleşen yeni bir durum. Evet, bu da konuşulan önemli konulardan biriydi. Zaten Bitcoin'in değerinin düşmesiyle birlikte konuşuldu. Ama bunu da ben şöyle olumlu bir haber olarak görüyorum. Şimdi Ocak ayından bu yana rakamlara bakalım. Birincisi kripto para piyasaları. İşte 500 milyar dolar küsürlerden bugün 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Çok ciddi bir yükseliş. İşlem hacmi de keza doğru orantılı bir şekilde zaten beraber artıyor. Buna karşılık Bitcoin'in dominansı, pazar içindeki yeri %40'ın altına düştü. Normal şartlarda biz Bitcoin'in %60-65 bandında hani devam etmesini aslında kanıksamış durumdayız. Ama bu ilk kez de oluyor değil tabii ki. Daha önceden de Bitcoin'in dominansı %40'ın altına düşmüştü. Hatta %32'leri de gördü. Şu anda %39'lar civarında. İlk defa olan bir şey değil. Ha, iyi olan tarafı ne? Şu, şimdi baktığınızda bir yandan pasta büyüyor. Kripto para piyasası gittikçe işlem hacmi ve değeri zaten artıyor. Bir taraftan Bitcoin'in dominansı azalıyor. Bu ne demek? Altcoin'lerin gittikçe daha fazla bu pastadan pay alması demek. Bu çok olumlu bir şey. Çünkü bu piyasa eğer rüştünü ispat edecekse, iyi bir şekilde büyüyecekse bu ancak farklı projelerden çıkan altcoin'lerin büyümesiyle bunlara yatırım yapılması da mümkün olabilir. Bitcoin çok özel, kendi has bir yeri var ve o hep orada olacak. Keza Ethereum da aynı şekilde. Ama mesela Ethereum'dan bahsediyoruz. O zaman Cardano'dan, Polkadot'tan da bahsetmemiz lazım. Bitcoin'den bahsediyoruz. İşte şimdi daha sonra çok spekülatif gidiyor. Dogecoin falan çıktı ama hani başka para birimlerinden de bahsedeceğiz ve çok önemli projelerin kendi coinlerinden de bahsedeceğiz. Şimdi bunları yapabilirsek eğer somut ayağı yere basan ve gerçekten bir ihtiyaca yönelik yaratılmış ekibi belli, yatırımı belli, denetim şekli belli vesaire hepsi belli projelerden bahsettiğimiz zaman insanların gönül rahatlığıyla yatırım yapacağı bir piyasadan bahsediyor olacağız. Bunlar olduğu sürece işte üstüne koya koya kaliteli bir şekilde, somut bir şekilde bu piyasa gidebilir. Yoksa sadece Bitcoin'in hani böyle bayrağı taşıdığı bir piyasa olursa yani zaten yerinde sayar. Ben çok öyle olmayacağını düşünüyorum bu kadar büyüklüğe ulaştıktan sonra. O anlamda da altcoin'lerin güçlenmesi için bu dominansın biraz zaten düşmesi gerekiyor. Önceki podcast'te bahsetmiştik, Shiba Inu denilen bir Doge Killer lakaplı bir kripto para vardı. Bu arzı sırasında %50'sini Vitalik Buterin hesabına yollamışlar, cüzdanına yollamışlardı. Vitalik Buterin de kim? Ethereum'un sahip kurucu ortaklarından birisi. Esas. Aynen, kurucusu da diyebiliriz, evet. Bu paralar, kripto paralar ona yakılması için gönderiliyordu aslında. Yani piyasadan bulunmaması için gönderiliyordu. Vitalik Buterin ise bu gibi birkaç para daha var. Akita Inu var, Shiba Inu var. Doge Allen var. Bu gibi paraları hesabından çıkarıp %90'ını yakıp kalan %10'u da belli kısmını nakde çevirerek belli kısmında kripto halinde bağışta bulundu. Evet, bu konuda çok ciddi eleştiriler geldi. Çeşitli argümanlar ortaya çıktı. Önemli bir konu bu. Çeşitli bakış açılarının oturması için, anlaşılması için de önemli. Çünkü kripto para piyasalarının kendine has bazı özellikleri de var tabii. Şimdi şöyle düşünün. Siz oturduğunuz yerde hiç kimseden bir talebiniz yok, hiç kimseden bir isteğiniz yok. Birisi geliyor size 1000 lira veriyor. Ve diyor ki bu 1000 lirayı ben sana verdim, senden hiçbir beklentin yok. Bu 1000 lirayı sen istediğin gibi kullan demiş oluyor aslında size verdiği zaman. Siz o 1000 lirayı ister gider çöpe atarsınız, ister gidip bir kıyafet alırsınız, isterseniz bir yere bağışlarsınız. Olay biraz özünde bu. Neden böyle? Şimdi kripto para camiasında şu şekilde bakılıyor. Bunlar gönderilmişti şeye, bu teline ama projenin o Shiba projesinde, Shiba Inu projesinde kendi mantığı içerisinde bu terine gönderildiği zaman bunlar yakıldı diye görülüyordu, öyle kabul ediliyordu diye. Ama şimdi bunun hiçbir garantisi yok. Siz bu terinin hiçbir talebi yokken ve hiç ortada böyle bir gereklilik yokken kendi kendinize, tamamen kendi kararınıza bunu gönderiyorsunuz. Şimdi bu saatten sonra adam teknik olarak her şeyi yapabilir. Yani biraz hukukçu gözüyle de bunu biraz hakkaniyet ve hukuk gözüyle de bakarak söylüyorum.
sizden hiçbir talebi yokken ve hiçbir iradesi yokken bu konuda siz birine bir şey gönderiyorsunuz ve kendi kendinize diyorsunuz ki ben bunları yakılmış kabul ediyorum. Peki sen böyle kabul ediyorsun ama burada bu terinin bir onayı, kabulü, sonradan buna dair bir hani, tamam ben de bunun şekli hareket edeceğim gibi bir commitment'ı bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Uzun dönem zaten sessiz kaldı, bekledi ki yeni de bir açıklama yaptı bütün bu olaylardan sonra. Dedi ki ben hani gönderilmesini istemiyorum dedi. Şimdi bir taraftan bu var. Birinci unsur bu. İkinci unsur. Şöyle argümanlar vardı. İşte bu normalde sermaye piyasalarında olsa bu ciddi bir suç sayılır. Çünkü kendisi de bu emanet edilmiş ama gidip satarak değerini düşürüyor coin'in vesaire. Açıkladığım sebepten dolayı böyle bir şey olmaz. Çünkü mesela bir manipülasyon gibi düşünecek olsak orada manipülasyon yapan kişi, bayına hareketini yapan bayınalar diyelim. Gider hisseyi kendi alır, toplar, kendi portföyünde toplar, bir hareket yaratır ve küçük balıkların gelmesini sağlar. Yani küçük yatırımcının. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Buterin hiçbir şey yapmıyor, kendisi toplamıyor. Hiç kimseden bir beklentisi yok, bir açıklaması yok. Siz gidip kendi kendinize ben senin cüzdanına gönderdim ve bunları yakılmış sayıyorum diyorsunuz. Halbuki bu tamamen sizin bakış açınız. Yakılmış da burada bir tanımlayalım isterseniz. Parantez açalım. Aha. Yani bir coin'in yakılması demek, ağdan çıkarılması demek. Yani kimsenin erişemeyeceği şekilde kullanım dışına almak ve bu geri dönülmez bir hareket. Evet, buna yakılmak deniyor. Şimdi Buterin bir de bunun üstüne şöyle bir noktayla hareket etti. Dedi ki, bu işte meme tokenlar, yani Dogecoin, Shiba Inu, Akita vesaire ya da işte Türkçe bazen köpek tokenlar diye de geçiyor hep bunların amblemi köpek olduğu için. Bunlar özellikle zaten hepsi Dogecoin'den sonra çıkmış şeyler onun etkisiyle. O yüzden Dogecoin'e örnek vermek lazım. Zamanında hani Elon Musk öncesi EOS diye ayırabiliriz aslında şey Dogecoin'i. EO'da baktığınız zaman gerçekten bağış amacıyla çeşitli aktivitelerde kullanılan bir kripto para birimiydi ve değeri çok 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 düşüktü bugüne göre. Dogecoin özel dosyamızda bunların detayını bulabilirsiniz podcast serimizde. Biz bunları hani birkaç güzel keyifli örnekle de açıkladık. İşte Jamaika kızak takımı örneği vardı vesaire. Yani bunlar da bir yerde bir ihtiyaç var. Reddit üzerinden organize olan bir community var orada, bir topluluk var. Ve bunlar kolay bir şekilde para toplanması için Dogecoin'i kripto para birimi olarak kullanıyorlar. Dogecoin'in değeri çok düşük. Herhangi bir öyle bir yatırım amaçlı oluşturulmuş bir şey değil. Tamamen pratiklik ve kolaylık amacıyla kullanılan bir şeydi bu öncesinde. Dolayısıyla oradan gelen bir bağış, bir charity şeyi var, teması var zaten bunlarda. Bu terim de diyor ki, şey de öyle zaten, bu hani Shiba Inu tarafı da öyle, Akita da öyle bu tokenlar. Ben bunları bu şekilde takdir ediyorum. Buradaki toplulukların bakışı, bağış kampanyaları düzenlenmesi ya da bunların, bu coinlerin bu amaçla kullanılması vesaire bunları takdir ediyorum. Ben de bu amaçla kullanacağım dedi. Orada mesajı da vermiş oldu aslında. Ne yaptı? Elindekilerin bir kısmını Uniswap'a satarak orada elde ettiği geliri bağışladı. Bir kısmını da doğrudan coin olarak Hindistan'daki koronavirüsle mücadele fonuna, bir tane bir fona gönderdi. O şekilde bağışladı. Bu satıştan dolayı değer düşüşü söz konusu olunca da tepkiler çıktı ama ben bu tepkileri açıkçası pek doğru bulmuyorum. Vitalik Buterin'in yaptığı hareketinde aslında doğru olduğunu düşünüyorum. Ki sonrasında da yaptığı açıklama, yani bir daha bana bunları bu şekilde göndermeyin şeklinde açıklaması da bence bu tutarlılığı da tamamlayan son halka oldu. Türkiye'den bir haber var. Hafta sonu Twitter üzerinden biraz gündeme geldi bu konu. BTC Türk borsasının hacklendiği iddiaları ortaya çıktı. Ve bir site üzerinden, bir platform üzerinden bir hacker'ın bu hesapları satışa sunduğu iddia edildi. Hacker yavaş yavaş bu hesaplarla ilgili bilgileri paylaşmaya başladı ve bu bilgiler bazı BTC Türk üyelerin bilgileriyle örtüşmeye başladı. Bununla ilgili işte bunlar benim bilgim diye ortaya çıkan insanlar oldu. BTC Türk'e yazan insanlar oldu. Uzun bir süre BTC Türk bu konuda sessiz kaldı. Sonra bir açıklama yaptı. Sistemlerinin güvenli olduğu, herhangi bir siber saldırıya uğramadıklarına ilişkin bir açıklama yaptılar. Ama bu liste giderek artmaya başladı ve bunun üzerine bir detaylı açıklama daha yapıldı. Ve detaylı açıklamaya göre öncelikle fonlarının, kullanıcıların fonlarının güvende olduğu, daha sonrasında da eskiye yönelik araştırmanın devam ettiğini belirttiler. Ve bu konuda da daha nihai bir açıklama henüz yapılmadı. Ama şu an bildiğimiz bir şey var. BTC Türk tarafından gelen açıklama, herhangi bir siber saldırının olmadığı, hesapların çalınmadığı yönünde. Şunu da belirtmek lazım. Platformdan da bu satışa sunan hacker postunu kaldırdı. Yani o tehdit de bir nevi ortadan şimdilik kalkmış oldu. Ya burada iki tane sihirli kelime var. Çok temel kelime. Bir, iletişim.
İki, güven. Şimdi özellikle bu tip biraz kriz dönemlerinde diyelim, kriz senaryolarında hızlı hareket etmek çok önemli. O da o güveni sağlayan bir unsur çünkü. İnsanlar size bir şey sorduğu zaman, mesela siz diyorsunuz ki benim iletişim bilgilerimi ben bu yayınlanan listede görüyorum. Ki bunun içinde daha ciddi bir şekilde, daha hani sıkıntılı bir konu, kimlik bilgileri de var. Resmi var, kimlik bilgisi var bazı insanların. Şimdi bunlar varken, ben bunları görüyorum diye bir müşteri varken, jenerik herkese duyurduğunuz, gönderdiğiniz bir mesajı göndermeniz yani burada çok olumlu görünmez. Sanki yani ilgilenmiyormuşsunuz ya da üstünü kapatmaya çalışıyormuşsunuz gibi görülür ki bunlar daha da şeyleri, oradaki tepkileri veya beklentileri şiddetlendirir, daha kötü hale getirir. Dolayısıyla burada ilk baştan iletişime çok dikkat etmek lazım. İkincisi de zaten ortada bir sızıntı var mı yok mu? İnsanlar biraz isim üzerinde bilgi bekliyorlar. Oradan birisi gittikçe hacker yayınlıyor bilgileri. Kimlik bilgilerinin paylaşıldığı, yani doğrudan kimlik görüntülerinin paylaşıldığı diye şeyler çıkıyor, haberler çıkıyor. Yani BTC Türk ve Paribu zaten önde gelen iki tane kripto para borsası Türkiye'de. Onların yapabilecekleri bir iletişim hatası ya da operasyonel hata vesaire genel olarak bütün piyasayı ciddi bir şekilde etkiler. Dolayısıyla yani bunlara daha çok dikkat etmek lazım. Yoksa fonların güvende olması tamam, güzel, iyi bir mesaj. Ama mesele sadece fonların güvende olması değil burada. O krizin yönetilmesi de çok çok önemli. Yakın zamanda Yemek Sepeti de bu benzer şekilde hacklenmişti ve onlarda hesap bilgileri ve şifreler kaybedilmişti. Ama burada önemli nokta, hani sizin de dediğiniz gibi, kimlik bilgilerinin ortaya atılması ve kimlik bilgisi artık günümüzde kimliklerde imzamızın örneğinden tutalım. İşte bu sistemlerde bizim fotoğrafımızla birlikte şeyler de var, görüntüler de var. Yani bu bilgilere ulaşan bir insan gidip bizim adımıza başka borsalarda da hesap açabilir. Evet. Veya imzamızı taklit edebilecek bir veriye de sahip olmuş olabilir. Doğru. O yüzden de aslında bunlar ekstra önemli, hassas bir noktalar. Çok çok önemli. Yani şimdi zaten sadece kişisel verilerin sızıntısı olsa dahi yine önemli bir konu tabii ki. Ama bir de burada senin bahsettiğin konu tabii o açıdan çok önemli. Ben özellikle kimlik bilgisini altını çizmek istemiştim. Daha açık bir şekilde söyleyelim. Bazı borsalar selfie çekerek sizden kendinizi hani ispatlamanızı isteyebilir. Bu bir güzel bir güvenlik önlemi vesaire ama her borsa böyle olmuyor. Dolayısıyla kimlik görüntülerinin sızdığı bir dünyada başkaları bu tip şeyleri kullanıp sizin adınıza hesap açıp işlemler yapabilir. Farklı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla daha hassas bir konudan bahsediyoruz. Hem bu yönüyle hem de yani fonların güvende olmasına dair çok zaten bir endişemiz yoktu bizim ama özellikle bu tip şeylerde bilgilerin sızması konusunda daha hızlı, daha somut açıklamalarla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsalar demişken dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ten de Amerika'dan bir haber geldi. Amerika'da Binance hakkında soruşturma açıldığı bilgisi geldi. Hem Amerika Adalet Bakanlığı tarafından hem de Milli Gelirler Dairesi tarafından bu haber geldi. Bu haberle ilgili çok fazla şu an elimizde detay bulunmuyor. Fakat Binance'in kurucusu olan CZ'nin bir açıklaması oldu. Kendisi başlıkların ve haberlerin içeriğinin kötü gözükse de aslında arka planında bu kadar kötü bir haber olmadığı, kendilerini zaten en başından beri kanun koyucularla birlikte hareket ettiği ve bu konulara özen gösterdikleri, hassas olduklarını belirtti. İlerleyen noktalarda biz bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Olası gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Elimizde ama şimdilik bilgiler bu kadar. Evet, pek bir bilgi yok. Yani pek bir detay yok. O yüzden çok fazla speküle etmemek lazım. Birinci konu şu, bu bir genel bir denetleme mi yoksa soruşturma mı? Bu teknik olarak önemli bir ayrım. İkincisi de bir süredir zaten Binance çeşitli üst düzey alımlar yapmıştı, işe alımlar yapmıştı. Hem eski Amerika'daki işte senatörlerden hem de üst düzey bürokratlardan kendi ekibine katmıştı zaten önemli isimleri. Dolayısıyla bu da akla şu soruyu getiriyor. Daha öncesinde acaba çok doğrudan basına yansımamış belli süreçler yaşandı ve ilerledi mi? Ondan sonra mı ortaya çıkıyor bazı şeyler şu anda? Yoksa yine sıfırdan başlayan süreçler için mi bir hazırlık yapıyorlardı? Bunu da süreç içerisinde takip edeceğiz. Önemli bir konu çünkü Binance zaten dünyanın hacimsel olarak baktığınızda tabii ki bir numaralı borsası, açık ara çok büyük. Dolayısıyla oradan gelebilecek olumsuz haberler bütün piyasayı doğrudan etkiler. Bunu da yakından takip edip bölümlerimizde paylaşacağız. Son haberimiz ise yine Amerika'dan, dijital dolarla ilgili bu sefer. Dijital dolar çalışmaları Boston Fed ve MIT tarafından yürütülüyor şu anda. Ve Boston Fed ve MIT bu proje kapsamında yapılan white paper'ı ve geliştiren kodu
yılın 3. çeyreğinde açık kaynaklı olacak şekilde kamuya duyuracaklarını açıkladılar. Dijital dolar açısından önemli bir açıklama. Bir de baktığınız zaman isimler, yani Boston Fed bir tarafta, Amerika yapısı bilmeyenler için söyleyelim. Bizde nasıl Merkez Bankası var? Amerika'da da var ama farklı eyaletlerde birden fazla Merkez Bankası var orada. Dolayısıyla Boston Fed tarafıyla MIT gibi bir ismin zaten projenin içerisinde olması ve beraber bunu geliştirip açıklayacak olmaları çok önemli. Dijital dolar eğer bu sene o teknik aşamaları geçip biraz daha artık hani pilot uygulamaya dair çeşitli açıklamaları vardı. 5 tane ayrı pilot uygulama denenecekti vesaire o proje kapsamında. Eğer öngörüldüğü gibi bu sene bu aşamaları geçerlerse ondan sonra ben 2022'de resmi bir kararın o konuda çıkabileceğini düşünüyorum. Ve Amerika'da dijital doların çıkması demek dijital paralar ve kripto paralar anlamında farklı bir rüzgar estirir piyasada. O yüzden de çok önemli bir konu. Öne çıkan haberler şimdilik bu kadardı. Kripto para piyasaları zaten çok dinamik, sürekli konular ilerliyor, patlayarak büyüyor. Her şey çok hızlı bir şekilde büyüyor. Dolayısıyla çok kısa zamanda yine genel haberlerle beraber olacağız. Zaman ayırıp dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Bizden saygılar, selamlar. Esen kalın.